ben seni hala seviyorum Kemal. Niye döndün? Neden vazgeçtin harbe gitmekten? Gidemedim işte. Asker olmayanları almıyorlarmış birliğe. Bir oluru yokmuş, öyle dedi komutan. Demek öyle. Öyle. Tek sebep bu demek. Hayır. Ben de söylediklerin çıkmadı aklımda. Seni bir daha göremeyeceğimi düşününce... bir arada olmamız ne kadar imkansız olsa da... seni kalbimden çıkaramıyorum Gülgün. Dün de böyleydi, bugün de böyleydi. Tam iyileşeceğim derken her şey yeniden nüks ediyor. Anladım ki... sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkacaksın. Ama senin yanında duramam demiştin. Evlendiğimi unutamam demiştin. Şimdi ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Sadece bir listedim. Yan yana olamasak da seni hala sevdiğimi bir listedim. Kemal. Şimdi ne olacak peki? Doktor bey, ben bebeği aldırmak istiyorum. Ama bu yasal değil Halide Hanım. Biliyorum. Bakın doktor bey, çok çaresiz bir durumdayım. Lütfen beni anlamaya çalışın. Biz kocamla ayrıldık. İçinde bulunduğunuz çıkmazı anlıyorum Halide Hanım. Lakin size yardımcı olmam mümkün değil. Bakın karşılığını neyse veririm. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz Halide Hanım. Ben bu mesuliyeti üzerime alamam. Size tavsiyem bu işten vazgeçin.
Baksana kardeş. Sen bunu ceraletmek mi istiyorsun? He, sen bunu ceraletmek istiyor. Anlayamadım. Cere çektirmek istiyor. Düşürtmek istiyorsun yani. Onu buralarda halledemem. Ama kararın kesinse bak sana bir adres vereceğim. Oraya git. Dertinin dermanı oradadır. O kadın olmasaydı daha bu yaşta 7 bebem olurdu. Kararını verdin mi Seher? Evet. Verdim. Bütün gece düşündüm Orhan. Bu hale nasıl geldiğimizi. Bunları bize nasıl yaptığını düşündüm. Bunların hepsini konuştuk Seher. Bize bir faydası dokunmuyor. Şimdi işler daha vahim bir hale gelmeden bana cevabını ver. Boşanmayı kabul ediyor musun? Seni kendi ellerimle başka bir kadına vermeyi kabul ediyor muyum? Bu sorunun gerçek meali bu. Değil mi hayatım? Senin için neyin öncelikli olduğuna karar verse eğer. Mutsuz bir evlilik, sefalet içinde bir yaşam mı? Yoksa dul ve zengin bir kadın olarak hayatına devam etmek mi? Hı? Kendine çok güveniyorsun değil mi? Serap'ın senin foyanı anlamayacağı ne malum? Belki de Demokrat Parti'den ihraç edildiğini... ...yolsuzluklara karıştığını, borçlarını, her şeyini kaybettiğini öğrenir. O zaman seni yanına yaklaştırır mı sanıyorsun? Bunların hiçbirini öğrenemeyecek. En azından ben evleninceye kadar. Evlendikten sonra da zaten biz alacağımızı almış olacağız. Zannettiğimden çok daha kurnaz. Bütün bunları Adana'ya gelmeden planladığını düşünmeye başladım doğrusu. Senin vakitsiz girişin olmasaydı... ...ben bu işi çoktan bitirmiştim. Elini çabuk tut o zaman. Bu rezalet haberleri Adana'ya yayılmadan... ...ne yapacaksan yap. İşte benim tanıdığım Seher. Yarın boşanma kağıtlarını imzalarsın. Sonra da Adana'yı terk edersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.